Özge Yalınız, 24 yaşında ve 2 yıllık evli. Memleketi Ankara olan gelinimiz rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunu. Ancak şu an çalışmıyor ev hanımı. Aslı Ünal'le Gelin Evinden herkese merhaba değerli izleyenler. Biz bugün Ankara Altındağ'dayız ve bugün Ankara'ya veda ediyoruz. Çünkü final günündeyiz. Özge Gelin'in evine konuk oluyoruz. Bakalım bugün bizden 50 bin TL'yi hangi gelin kazanacak? Özge Gelin'e kaç puan verecek gelinler? Bakalım neler bizi bekliyor? Bir hatırlayalım bakalım gelinlerimiz gelinlerden kaç puan almıştı? Peri Su Gelin gelinlerden 10 puan almıştı. Merve Gelin ise gelinlerden 7 puan almıştı. Cansu Gelin 10 puan, Neşe Gelin ise 7 puan almıştı. Farkındaysanız hep 17 puanlar böyle. Peki bugün neler olacak? Özge Gelin kaç puan alacak? Evet değerli izleyenler, şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Evimize geçelim bakalım bugün neler bizi bekliyor olacak. Haydi buyurun. Hediyem lütfen dış ses. Buyurun lütfen Aslı Hanım. Hop, teşekkürler. Rica ederim. 20'de dönmem yalnız. Şöyle bir daha döneyim. Allah'ım bir daha çalayım. Özge. Ay Aslı ablacığım, evime hoş geldiniz. Ay yerim ben. Özge ne haber? Ay çok heyecanlıyım. İçim kıpır kıpır Aslı ablacığım. Ben kıpır kıpır oldum yemin ederim. Ay vallahi evime misafir oldunuz. Çok heyecanlıyım. Yavrum ben de çok heyecanlıyım. Özge bugün 50 bin TL'yi vereceğiz. Evet inşallah ben ona mı heyecanlısın, bana mı heyecanlısın? Ay yok Aslı, size heyecanlıyım vallahi gerçekten. O hiç önemli değil. Evet. Siz evimize geldiniz, misafir oldunuz. O daha değerli şey. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama eline güveniyorsun tabii. Evet tabii ki de. Hadi o zaman kapıyı kapat da salona geçelim. Neresi salon? Şurası Aslı. Tamam tabii. Özge Gelin'in evinin girişi bu kadar genişse kim bilir salonu ne kadardır diyecektim ki salonu görünce vazgeçtim. Özge'nin salonunda lacivert tonları Neşe'ye, goldlar Perisu'ya, Chester kanepeler de Cansu'ya göre. Mutfakta siyah ve beyazı dengeli kullanan gelinimize kocaman bir alkış. Burası da Özge Gelin'in yatak odası. Sizce de Neşe'ninkine benzemiyor mu? Son olarak giyinme odasına da şöyle bir bakalım. Burası da gayet ferah ve düzenliymiş. Özgeci bunlar ne böyle? Vallahi işte çubuğu getirdim Aslı. Ve şu çubuğun turşusunu mu yapacağız biz bugün? Evet Aslı Hanım. Hiç programda turşu kurmamıştık. Vallahi onu da yapacağız ha? Evet. Ben dedim bir kızlara göstereyim. Hep tam zamanı ya Aslı. Evet. Onlar da belki. Tipe bak. Tipe bak ya. Minnak. Da meşrubunu yiyebilir miyim? Yiyebilirsiniz tabii Aslı Hanım. Bunu da öz sahtasında yapıyor musunuz? Evet, benim annemler zaten köyde bahçeleri var, oradan topladık. Onlardan da güzel. Bayağı oluyor. Çıkıyor, yiyoruz. Ay ne güzel ya. Ne işle meşgulsünüz, ne yapıyorsunuz? Turşu dükkanı var mı? Yok Aslı Hanım ya. Ben ev hanımıyım şu an ama psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunuyum. Henüz daha işimi yapamadım. 2 yıllık evliyim. Öyle. Ne zaman mezun oldun? 2 sene önce mezun oldum, hemen evlendim. Hemen evlendin, işini evet. Yapamadın. Peki evet, yapmayı düşünüyor musun mesleği? Evet düşünüyorum. Yani biraz hani böyle memurluk istiyorum. Bir onun de çocuk yapmışsın hemen araya pırt. Evet o biraz büyüsün diye bekliyorum aslında. Kaç yaşında oldu? 1,5 mu? 1 yaşında da. 1 yaşında. İsmi ne, kız mı erkek mi? Erkek, Yusuf Kerem. Ay canım benim ya. Eşin ne işle meşgul? Eşim de oto kiralama yapıyor Aslı Hanım. Öyle geçinip gidiyoruz. Ay çok iyi. Bir de şeyin de bizim Perisu değil mi? Evet, evet. Onun da eşi otoyla, otomobille ilgili bir işi vardı. Aynen, aynı işi yapıyorlar aslında. Tanışıyorlar mı acaba? Yok, tanışmıyorlar. Farklı semtlerdeler. Kocaları. Onlar da sizin gibi arkadaş olurlar belki de. İnşallah programdan sonra bakalım. Kapı çaldı. Ben bir bakayım aslında. Bak. Ay turşu kuracağız. Çok güzel. Ben kurdum. Bu sezon kurdum. Turşumu kurdum. Lahana da çok seviyorum ben. Bakayım neler var malzemeler. Kaya tuzu, limon tuzu. Defne yaprağı var. Sarımsak zaten olmazsa olmazı. Sirke, limon yok. Ben limon da koyuyordum bir de. Hikâsı bir soralım niye limon yok. Özge!
Sana bomba gibi geldim Özge. Sana bir sürprizim var. Bil bakalım bu ne? Çubuk makarna. Çubuk gelin olduğun için sana çubuk makarna getirdim. Şimdi yerdiniz artık kocamla. Çok güzel. Çok eğlenceliyim. Teşekkür ederim. Rica ederim aşkım. Şunu şöyle koyayım. Merhaba. Selam. Aa, Selam Neşet'in sana kolonya vermedim. Unuttum. Çok hızlı geçtin hediyenden dolayı. Bu da çubuk kolonyası mı? Yok kız, normal kolonya. Teşekkürler. Sizi temiz karşılamak istedim hayatım. Neşe evinde herhalde çok çubuk makarna yapıyor. Direkt aklına o gelmiş. Güzel bir espriydi. Ama biraz zeka seviyesini ortaya çıkardı. Kendi bilir ama benim hoşuma gitti.